Başkan Yardımcımız Ali Öztunç, Yozgat Milletvekilimiz Ali Keven, Kırşehir Milletvekilimiz Metin İlhan ve Kayseri Milletvekilimiz Çetin Arık'la birlikte dar gelirli vatandaşlarımızın tırnağından artırarak ev sahibi olmak için, kooperatifler yoluyla ev sahibi olmak için ellerinden atılan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bu karda, kışta, bu soğukta, bu vicdanlara sığmayacak olay. Asla bir anne olarak oradaki çocuklarımızı gördüm. Gözü yaşlı annelerimiz, çaresiz babalarımız var. Konuyla ilgili burada Sayın Genel Başkan Yardımcımız bir açıklama yapacak. Buyurun Sayın Genel Başkan Yardımcım. İl milletvekilimiz birkaç cümle söylesin. Tamam. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, Kayseri'mize hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, siz de hoş geldiniz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi, nerede ben mağdurum diyen bir vatandaşımız varsa, nerede haksızlığa uğradım diyen bir vatandaşımız varsa, nerede ben dara düştüm, çaresizim diyen bir vatandaşımız varsa, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun milletvekilleri orada. Bugün sabah Sayın İl Başkanlığımızın başkanlığında ben mağdurum diyen kooperatif mağdurları var. Ve orada kimler var biliyor musunuz? Şehit anası. Ben şehit annesiyim diyor. Kara toprağın altına çocuğumu verdim. Bugün bana evimden çık diyorlar diyor. Ve orada kim var biliyor musunuz? Kanser hastası. Ben kanser hastasıyım. Kara kışta bana evimden atıyorlar, çık diyorlar diyor. Orada kim var biliyor musunuz? Engelli çocuk ve onların ailesi var. Engelli kardeşim bizi görünce korktu, kaçıyor. Polis zannediyor diyor babası. O, bizim psikolojimiz bozuldu diyor. Bu şekilde. Yani dar gelirli vatandaşlarımız kara kışta sokağa atılmış. Evlerinden atılmış, çaresizler. Orada bir vatandaş diyor ki ben diyor saray istemiyorum. İki gözlü ev istiyorum, oda istiyorum diyor. Parasını ödedim, beni dışarı atıyorlar diyor. Bu kadar çaresiziz biz diyor. Paramızı ödedik, paramızı ödediğimiz halde mağdur ediliyoruz diyor. Ve bu kooperatif kurulurken diyor, geldi ilin o dönemin belediye başkanı söz verdi diyor. Beraber diyor açtık diyor, beraber kestik kurdalayı diyor. Ama şimdi yanımızda hiçbiri yoklar, yanımızda siz varsınız diyor. Yani adalet, şunu gördük ki adaletin bittiği yerde zulüm başlamış. Orada vatandaşlara zulüm uygulanıyor. Dar gelirli insanlar, fakir insanlar, garip kuraba dedikleri, fakir fukara dedikleri ve bu şekilde oy istedikleri ve tamamına yakını da oradaki insanların, AK Parti'ye oy veren insanları bugün sokağa atmışlar. Ve biz bunu Sayın Genel Başkan Yardımcıma tekrar teşekkür ediyorum, Sayın Milletvekilime ve Sayın Genel Başkanıma. Biz bu mağduriyeti çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de araştırma önergesi verip dile getireceğiz. Sayın Vali'yi iki kez aradım. Sayın Valim, Genel Başkan Yardımcımız burada. Sayın Milletvekillerimiz burada. Müsaitseniz sizi ziyaret etmek isteriz. Konu budur. Konunun özü budur. Sayın Valinin söylediği şey şu oldu. Bu konu adaletin adalete intikal etmiş. Ben de ailelerle zaten görüştüm. Adalet ne kararsa verdi. Ama daha adalet sonuçlanmadan bu aileler sokağa atılmış. Ben Sayın Genel Başkan Yardımcım tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Milletvekillerim tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Ama bu mağduriyet çözülecek. Tekrar size teşekkür ediyorum Sayın Basın Mensupları. Buyurun Sayın Genel evet, Başkan. Evet, değerli il başkanımız, milletvekili arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli Kayseri yöneticileri, ilçe yöneticilerimiz ve sevgili meslektaşlarım, gazeteci arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları 3 gün boyunca Kayseri'delerdi. Kayseri'de hem yurttaşlarımızın yanında oldular, hem yurttaşlarımızın sorunlarını dinlediler, hem de çeşitli toplantılar gerçekleştirdiler. Ben öncelikle Kayserililere ev sahipleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizleri bağırlarına bastılar. Genel başkanımızı, belediye başkanlarımızı bağırlarına bastılar. Tekrar ben bütün Kayserili yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile görüşen bir grup Kayserili yurttaşımız bir mağduriyetten söz etmişlerdi. Kooperatiflerle ilgili bir mağduriyetten. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımız dün bize talimat verdi ve ben Kırşehir Milletvekilimiz Metin İlhan ve Yozgat Milletvekilimiz Ali Keven ile birlikte bugün sabah Ankara'dan yola çıktık ve Kayseri Vekilimiz Çetin Bey, İl Başkanımız Ümit Hanım'la birlikte bugün ilgili mağduriyetin yaşandığı bölgeye ziyaret gerçekleştirdik. Değerli arkadaşlar, ekonomik kriz var. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
Dolar aldı başını gitti. Euro aldı başını gitti. Millet evine ekmek götüremiyor. İş sahipleri işsiz kalıyorlar. Her gün zam geliyor. Her gün zam. Tüm ürünlere zam geliyor. Akaryakıtından doğalgazına, elektriğinden gıda ürünlerine, çaya, şekere, una, yağ, zeytinyağına, ayçiçek yağına, aklınızın aldığı her şeye her gün ve her an zam geliyor. Yurttaş artık büyük bir krizle, artık buhrana dönüşmüş olan bir ekonomik durumla mücadele ediyor. Evine ekmek götürmekte sıkıntı yaşıyor. Ama tüm bunları yaşarken bir yandan da evinde huzurla yaşamak istiyor. Düşünün, bir kooperatife üye oluyorsunuz. İki göz bir evim olsun, başımı sokayım, çoluk çocuğumla huzur içerisinde yaşayayım, sıcak bir yuvam olsun diyorsunuz. Kredi çekiyorsunuz, borçlanıyorsunuz. Varsa evde düğünden kalma birikimlerden oluşan altın, bunları satıyorsunuz. Bir kooperatife üye oluyorsunuz. Sonra her ay asgari ücretlisiniz ama her ay ekmeğinizden kısıyorsunuz. Çoluğunuzun çocuğunuzun ayakkabısından, kıyafetinden, yediğinden kısıyorsunuz ve kooperatife para yatırıyorsunuz. Eve yerleşiyorsunuz, oturuyorsunuz. Bir gün birisi geliyor, diyor ki çıkar evden. Niye? Efendim şu oldu, hukukta şu açık var. Şuna imza attınız. Maliyet yükseldi, maliyet yükseldiği için biz bu evi size fiyata veremeyeceğiz. Bir takım alengirli işler, Ali Cengiz oyunlarıyla diyorlar ki evden çık. Ya arkadaş, vicdan, kış günü, kar kış var, kriz bir taraftan, soğuk bir taraftan, insanları niye evinden çıkartıyorsunuz ya? Kayseri'de böyle bir durum var. Vekilimiz söyledi. Şehitin kayınvalidesi damadını şehit vermiş bu topraklar için. Evden çıkartıyorlar. Engelli çocuğu var, evden çıkartıyorlar. Kanser hastası kadıncağız, evden çıkartıyorlar. Doktora gidemiyor, sokakta kalacak. Diyorlar ki evi boşalt, evden çık. Çıkmazsan polis zoruyla çıkartırız. 4 evi polis zoruyla çıkartmışlar şu ana kadar. Organize Kent Konut Yapı Kooperatifi'nde 4 ev şu ana kadar evden çıkartılmış, daireden çıkartılmış. Balyozla kapıyı kırmışlar arkadaşlar, balyozla. 13 yaşında kız çocuğu psikolojik tedavi görüyor ev sahibinin. Hangi vicdan? Hangi kitapta yazıyor bu? Bu ne insanlığa sığar? Ne siyasete sığar? Ne Müslümanlığa sığar? Hiçbir şeye sığmaz bu. Kış günü insanlar evinden edilir mi? Ya bir süre verin. İnsanlar bir zaman tanıyın. Üstelik konu mahkemede, yargıda. Yargı bitmemiş. Yargıdaki bir konu var. Bir yargı süreci işlesin bakalım. Belki adamlar haklı çıkacaklar. Ev sahipleri evden çıkmamak zorunda kalacaklar. Çıkmayacaklar. Hayır. Adamını bulan gemisini yürütüyor ve bu insanlar evlerinden çıkartılıyor. Yine vekilimizin dediği gibi tamamına yakında AK Parti'ye oy vermiş kitle, AK Parti'ye oy vermiş insanlar. Bu kooperatifin temeli atılırken Memduh Büyük Kılıç orada. Sayın Büyük Kılıç, Memduh Bey. O dönem ilçe belediye başkanıydın. Şimdi büyükşehir belediye başkanısın. Memduh Bey, temel atılırken oradaydın. Şimdi niye orada değilsin? Senin yurttaşların mağdur. Sana oy veren insanlar mağdur. Hemşerilerin mağdur durumda. Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolsa hesabı bizden sorulur diyen ey AK Partililer neredesiniz? Ey AK Parti milletvekilleri neredesiniz? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Mehmet Özaseki ekranlarda boy göstereceğine, yalan yanlış açıklamalar yapacağına, sanki Türkiye'de kriz yokmuş gibi açıklamalar yapacağına, gel Kayseri'de hemşerilerin mağduru, evlerinden oluyorlar, sokağa atılıyorlar. Özaseki neredesin? Temel atılırken var, kurdele keserken var, vatandaş mağdurken kayıp. Klasik AK Parti. AK Partililerin tamamına yakını böyledir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bu yurttaşlarımızın bu sorunlarının çözümü için gerekeni yapacağız. Bir tek bu kooperatif de değil arkadaşlar. Şu anda il başkanımız ve milletvekilimizin tespiti 8 ayrı kooperatif, isimlerini vermeyeceğim. 8 ayrı kooperatifte aynı sorunlar yaşanıyor. Kayseri kooperatif mağdurlarının başkenti haline getirilmiş.
Kayseri'de insanlar kooperatif mağdurları olmuş. Nerede bu Kayseri'nin siyasetçileri? Sayın Validen randevu istedik. Şeyh Muz Günaydın, Kayseri valisi. Vali devleti temsil eder. Devletin temsilcisi olarak bu cumhuriyetin, bu devletin seçilmiş milletvekilleri olarak randevu talep ettik. Efendim, benim şu toplantım var, özel işim var, randevu vermiyor. Bir daha aradı milletvekilimiz. Bu defa da ben konuyu biliyorum, yargıya intikal etmiş bir konu, ben zaten mağdurlarla görüşüyorum diyor. İşi baştan savuyor Sayın Vali. Sayın Vali, sen bu şehrin valisiysen bu şehirde yaşayan herkesin sorunlarıyla ilgilenmek zorundasın. Bu senin görevin. AK Parti il başkanlığı yapacağına devletin valiliğini yap ve Kayserilerin sorunlarıyla ilgilen. Efendim ben ne yapabilirim? Çok şey yaparsın. En azından kara kış gününde, şu kış gününde insanların sokakta olmasını engellersin. Müdahale edersin. Sen devletsin. Devlet temsil ediyorsun. Devlet adına müdahaleni yaparsın ve bu insanların kış gününde evsiz kalmasının önüne geçersin. Sokağa atılmasının önüne geçersin. Beyefendi lafa gelince Afrika'daki Müslümanın yarasına tuz oluyoruz, merhem oluyoruz. Nerede bir mazlum varsa yanında biz varız, AK Parti var diye hava atıyor. Kayseri'deki kendi yurttaşımız, kendi mazlumumuzu sokağa atıyorlar. Bu mu sizin vicdanınız ya? Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyu konuşacağız. Kayseri milletvekilimiz gündeme getirecek. Araştırma önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na inecek. Sayın Vali ve Kayseri milletvekilleri açıklamalarını bekliyoruz. Bu işe bir çözüm bulsunlar. Biz de isterdik ki böyle bir açıklama yapmayalım. Sayın Validen randevu istedik, vermedi. Gidelim konuşalım. Sorunu çözelim hep beraber. Biz ülkenin siyasetçileriyiz ya. Sorunu biz çözeceğiz. Kim çözecek başka? Ama randevu vermiyorlar. Görüşmüyorlar. Sorunların çözümü için bize destek olmuyorlar. Çağrımızı bir daha yapıyoruz. Kayseri'deki kooperatif mağdurlarının, özellikle organize kent konut yapı kooperatifi mağdurlarının sorunlarını bir an evvel çözün kardeşim. Çözüyorsanız çözün. Çözemiyorsanız o koltuklardan kalkın. Çözen elbet gelir. Elbette çözecek insanlar o koltuklara gelirler. Bu çağrımızı yineliyoruz, tekrarlıyoruz. Kayseri'ye bu vesileyle geldik. Bu yurttaşlarımızın bu sorunlarının çözülene kadar da bu işin takipçisi olacağız. Ben bir kez daha Kayseri yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum bize gösterdikleri ilgi nedeniyle. İnşallah bu dönem bitiyor. Mazlumların ahını alan bu insanlar gidiyorlar. Mücahit olarak gelip sonradan müteahhit olan, şimdi de her şeye müsait olan bu AK Partililer gidecekler. Bu halkın gerçek temsilcileri inşallah göreve geldikleri zaman ülkemizdeki tüm sorunlar gibi bu kooperatif sorunu da çözülecek. Acilen bir kooperatif yasası getirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanında sorun olan bu kooperatifle ilgili, kooperatiflerle ilgili bu sorunu çözülmesi için acilen bir yasanın da gelmesi gerekiyor. Soru varsa alabiliriz değerli arkadaşlar. Kaç aile mi vardı acaba? 550 üyeli bir kooperatif burası. Bu bahsettiğimiz kooperatif. Şu ana kadar 4 aile evinden atılmış durumda. Bugün bir aileye gidecekti. O aileyi evinden çıkartacaklardı. Biz gidiyoruz diye gitmediler. Ama 100 aile, 150 aile affedersiniz, bu durumdan mağdur durumda. Sadece bir kooperatifteki. Bir kooperatifi kastediyoruz. Yani organize kent konut yapı kooperatifi. Onun dışında 8 kooperatif var bizim tespitlerimiz. İsimlerini okumayacağım. Ama isteyen arkadaşlarımıza veririz o bilgileri. Var. Araştırma komisyonu için meclise önergemizi vereceğiz. Bu hafta içerisinde bu konuyu gündeme, meclis gündeme getireceğiz. Ne yapacağız? Her hafta 5 milletvekiliyle geliriz. Bu insanlarla birlikte eylem yaparız. Seslerini duyana kadar. Kim duyacak sesi? Memduh Bey duyacak. Büyükşehir Belediye Başkanı duyacak. Bu şehrin şehri emini Memduh Bey'dir.
Eğer bir yurttaşı evsiz kalıyorsa hemen ona ev açmak zorundadır. Ona bir ev bulmak zorundadır. O insanı sıcacık bir yuvaya şu kış gününde sokmak zorundadır. Vali duyacak. Duymak zorundadır. Devleti temsil ediyor çünkü. Milletvekilleri duyacak. Bizimki duyuyor. AK Parti'nin milletvekilleri nerede? Televizyona çıkıyorlar, ekonomik krizin olmadığını bahsediyor AK Parti'nin milletvekilleri. Öyle olmaz. Vatandaşın sorununu duyacaklar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Eylemse eylem. Açıklamaysa açıklama. Gerekirse bu aileleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürürüz. Orada da açıklama yaparız. Bu sorunu çözmek zorunda AK Parti. Çözmek zorunda. Çünkü bu sorunun sebebi de onların yanlış yönetimi, yanlış siyasetleri, devleti yönetememeleri, bir kooperatif yasasını çıkartamamaları. Onlar suçlu bu işten dolayı. Ve orada bir aile şunu söyledi. Bizim Suriyeliler kadar kıymetimiz yok mu? Bizi sokağa attınız, bari kalacağımız konteyner verin. Öyle. Nerede kalalım diyor kış günü. Şunu bilesiniz ki bir tane daha vatandaşımız sokakta kalmayacak. Bunun teminatı Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu Talas'ta, bir de Talas yolu üzerinde kentsel dönüşüm uygulanan bir alanda da aynı sorun var. Sanırım 8 evet, bir tanesi de o. Evet. Yani orada daha fazla mı? 8 kooperatif var arkadaşlar şu anda elimizde. Cidden Kayseri bir kooperatifler mezarlığı haline gelmiş ya. Böyle bir şey olmaz ya. Hiç mi denetim yapılmıyor? Hiç mi şehrin ileri gelenleri, siyasetçileri, belediye başkanları bu işlere müdahale etmiyorlar? Bu kadar mı sahipsiz Kayseri ya? Bu kadar mı sahipsiz bıraksınız Kayseri'yi? Kayseri'yle her seçimde kamyon oy veriyor AK Parti'ye. Çantada keklik olarak görüyorlar demek ki. Yani Kayseri'nin sorunu çözsek ne, çözmesek ne? Çantada keklik. Kayseri bize oy veriyor diye bakıyorlar demek ki, ama geçti o iş. Kayseri'yle artık uyandı. Öyle çantada keklik değil. Bunu görecekler. Buyurun. Sadece Kayseri'de mi? Türkiye genelinde böyle seyyasalar var mı? Var. Türkiye genelinde bu sıkıntı var. Tam rakam bilemiyorum şu anda ama bir derleyeceğiz, toparlayacağız. Kayseri milletvekilimiz Çetin Bey bu işe öncülük yapacak bu konuya. Türkiye'de kooperatif sorunu var. Bunun için yasa gelmesi gerekiyor. Ama Kayseri bu kadar da olmaz dedirtiyor. Yani bu kadar da olmaz. Evet. Şunu söylemek isterim. Sayın Mustafa Elitaş şeker fabrikasını ele geçirmek için, çünkü orada para var, orada rant var. Kooperatifler yasasını değiştirdiler. Şeker fabrikasını ele geçirmek için. Ama burada mağdurlar var, garipler var, fakirler var, fukaralar var, onları görmezden geliyor. Ne yapıyor bu kooperatifli yönetenler? Sahte üyeler çoğaltıyorlar diyorlar. Bize söyledikleri. Ve sürekli bu kooperatifler devam ediyor. Adam kirasını almış, 2 yıl önce kirasını almış, 80 bin lira ver, kiranı vereyim, tapunu vereyim demiş. Tapusunu almış, şimdi 2 yıl sonra tekrar senin kooperatif üyeliğin devam ediyor. Ekonomik koşullarda bu noktaya geldi. Senin 200 bin lira daha borcun var diyor. Diyor ki adam, ben paramı verdim, tapımı ödedim arkadaş. Ama üyeliğin devam ediyor diyor. Böyle bir evet. Soygun düzeni var. Bu soygun düzenine hep beraber dur diyeceğiz biz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sürekli ifade ettiği gibi, nerede bir mağdur, haksızlığa uğradığını ifade eden bir kişi varsa biz onun önüne düşüp onun sesi olmaya devam edeceğiz. Biz her daim milletimizin sesi olacağız. Ben bugün buraya gelerek bizlere güç veren Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün orada yaşadıklarımızı kendileri ifade ettiler. Gerçekten asla vicdanların almayacağı durumla karşı karşıyayız. Bu soğukta, bu kara kışta o çocuklar gerçekten artık bizi görünce bile kaçan çocuğumuz, yavrumuz vardı orada. Psikolojik tedavi alıyormuş. Polis bize gelip evinden atacak korkusu yaşıyor. Biber gazı sıkılarak kelepçelerle çocuklar evlerinden atılmış bu vatandaşlarımızın. Bakın ne olursa olsun kara kıştayız. Evlatlarımız var. Hepimizin burada, hemen hemen hepimizin evladı var, çocuğu var. Önce vicdan diyoruz. Ne olursa olsun vicdan. Allah kimsenin vicdanını elinden almasın. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Peki çok bu sağ konu olarak, bu evlerinden atılan vatandaşlarla ilgili bir çalışma olduğunu, yeni bir yere geldi. Şöyle, 4 aile şu anda, kimi bir komşusunda kalıyor birisi, birisi oğlunda kalıyor, birisi köyüne gitmiş. Bir şekilde idare etmeye çalışıyor ama bugün gelmişlerdi. Akraba, eş dostla kalıyorlar yani. Ama bu devam edecek. Bugün bir aileye gideceklerdi ve bugün gidecekleri aile kanser hastası bir aileydi. Biz gidiyoruz diye, bizim geleceğimiz duyulduğu için gidilmedi buraya polis kontrolünde, polis eşliğinde. Ama yarın gidecekler. Yazık günah ya. Ya aceleniz de arkadaş, bekleyin ya. Mahkeme bitsin, kış bitsin. Bir şartlar oluşturun. Nedir derdiniz sizin? Niye insanları attırıyorsunuz? Tamam. Mahkemeye konu olmuş. Evet, özel bir şey.
Devlet yapmamış ama temel atılırken orada kefil olanlar piyasaya çıkmıyorlar. En azından belediye oradaki insanların, mağdur olan insanlara yer göstermek zorunda, ev göstermek zorunda. Gel kardeşim şuraya gir demek zorunda. İzmir'de deprem olduğunda ne oldu? Büyükşehir Belediye'miz gitti gösterdi. Sen şurada evi yıkılana. Bunu yapacaksın. Belediyecilik budur. Sosyal belediyecilik budur. Devleti yönetmek budur. E oy gelince oy zamanı oy ver. Ondan sonra bakarız işimize. Yok öyle dünya. Yok. Kayseri'yi sahipsiz zannediyorlar. Kayseri sahipsiz değildir. Teşekkür ederim tekrar arkadaşlar. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Sosyal medyada son günlerde özellikle Türk parasından özellikle Suriyeliler ve yabancılar alay etmeye başladı. Dün de çok eleştirilen bir paylaşımları var. Doğru. Yani Suriyelilerin ya da Arapların bu şekilde Türk parası üzerinden Türkiye'de özellikle Türkiye'de kalanların bu tip olaylara yansıması biraz takip midir nedir? Siz de gazetecisiniz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Suriyelidir bir başkasıdır, Arap'tır. Öyle bakmıyorum ben. Bizim onurumuz, şerefimiz nedir? Bayrağımızdır. İstiklal marşımızdır. Paramızdır. Şimdi kim bizim paramızla, istiklal marşımızla, bayrağımızla, kutsal kitabımızla dalga geçerse o büyük bir hata yapıyor demektir. Buna da devletin müdahale etmesi gerekir. Suriyelilere, evet savaş mağdurları bu insanlar. Bize sığındılar, doğru. Biz ev sahipliği yaptık. Ama kardeşim ev sahibiyiz diye, siz de savaş mağdurusunuz diye gelip bizim evimizdeki düzeni de bozmaya hakkınız yok. Bize hakaret etmeye hakkınız yok. Sen benim parama hakaret ederek bana hakaret ediyorsun. Türk milletine hakaret ediyorsun. Bu hale getirenler utansın. Türk lirasını dolar karşısında, euro karşısında, Bulgaristan'ın levası karşısında eritenler utansın. Yazıklar olsun diyoruz ya. Paramızın değerini ne hale getirdiler? Lafa gelince de hala diretiyor. Dün akşam yine konuştu. TÜSİAD'a laf ediyor oraya buraya. Uyarıyor iş adamı seni ya. Uyarmasın mı? Bu kadar mı alışkın değilsin? Tahammülsüzsün. Seni uyaracak tabii ki. Bakara suresinden arkasına saklanıyor. Bakara suresinin neresinde yazıyor? Sen saraylarda otur, millet ev bulamasın. Bakara suresinin neresinde yazıyor? Sen sarayda müthiş ziyafetler çek, ismini bile söyleyemediğimiz yemekler ye, vatandaş bir kuru ekmeğe muhtaç kalsın. Bakara suresinin neresinde yazıyor? Saraylar, uçan saraylar, yatlar, katlar, hamamlar, her türlü konfor, zevki sefa, koruma orduları. 260 milyon lira korumalara ver. Neresinde yazıyor bunlar? Hiçbir yerinde yazmıyor. İşlerine geldikleri gibi yorumluyorlar. İşlerine geldikleri gibi yorumluyorlar. Türkiye'yi ekonomik krize bunlar sokmuştur. İnsanları perişan etmişlerdir. Ondan sonra da Türk lirasını değersizleştirmişlerdir, itibarsızlaştırmışlardır. Ama inşallah bu günlerde geçecek. Hülya Avşar'ın dediği gibi geçmeyecek ama. Hülya Avşar gerekse simit yeriz diyor. Ye simidi görelim. Ne simidi? Havyar yiyorsun sen Hülya Hanım. Hülya Hanım sana ki hayat güzel. Keyfin yerinde Sayın Hülya Avşar. Her türlü imkanın var. Paralar var. Bu açıklamayı yaparak da para kazanmaya devam edeceksin. Vatandaş evsiz kalıyor, ekmeksiz kalıyor, açsız kalıyor. Türkiye'yi getirdikleri hal budur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Son bir soru sorayım. Gerçekten buyurun tabii ki. Genel Başkan Kılıçdaroğlu geldi, Ekrem İmamoğlu geldi, Mansur Yavaş geldi, birçok milletvekilimiz evet. Kayseri'de buluşma gerçekleştirildi. Bununla ilgili genel dönüşler ne şekildeydi? Bunu merak ediyoruz çünkü toplu bir açıklama almadı. Olumlu, müthiş karşılık buldu. Kayserili yurttaşlarımız hem belediye başkanlarımıza hem genel başkanımıza büyük ilgi gösterdiler. Nitekim toplantı, salon toplantılarına, diğer toplantılara baktığımız zaman kalabalıktan anlarsınız. Medyanın haberlerinden anlarsınız. Sokaktaki vatandaşın konuşmasını anlarsınız. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'un belediye başkanı, Ankara'nın belediye başkanı, Aydın'ın belediye başkanı, iller, ilçeler, Kırşehir'dir, Ardahan'dır, Altay'ın ilçeleridir, İstanbul'un, İzmir'in ilçeleri hepsi geldiler. Kayseri'yi gördüler. Bu Kayseri'nin aynı zamanda bir reklamıdır. Gittikleri yerde Kayseri'yi anlatacaklar. Gittikleri yerde Kayseri'nin o güzel mutfağını,
gastronomisini, kenti, şehri anlatacaklar. Kayseri'nin güzel insanlarını anlatacaklar. Kayseri'nin tercih edilmesinde özel bir sebep var mı? Şöyle, biz bir öncekini Gaziantep'te yapmıştık. Bu defa Kayseri'de yaptık. Önümüzdeki dönem yine büyük şehirlerimizin birinde yapacağız. Özel bir nedenle Kayseri'ye büyük önem veriyor olmamız. Biz istiyoruz ki Kayseri'de eski günlerine dönsün ve Cumhuriyet Halk Partili çok sayıda milletvekili olsun, belediyeler olsun. Çünkü Kayseri de bunu hak ediyor. Kayseri'nin bunu hak ettiğini biliyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Müsaadenizle Sayın Genel Başkan Yardımcım, bu vesileyle de hem Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'a bu organizasyonu yapan ve Kayseri'de olmasına vesile olan ve Kayseri'ye gelen Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve tüm belediye başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bundan önce 38 milletvekilimiz gelmişti. Artık Kayseri sahibi Sayın İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonları istediği ve bu organizasyonların devamı olacağı için şu sorunuza da cevap vermek isterim. 16 ilçemizin tamamına gittiler. 16 ilçemizin tamamında alanda vatandaşlarla buluştular. Ve öyle büyük bir ilgi vardı ki, yani gençler otobüslerimizin önünde kendini attılar, yolumuzu kestiler, kurtarın bizi artık diyorlar, çaresizsiniz diyorlar. Bakınız, Kadir Has Kongre Merkezi'nde bir toplantı yaptık. Özel gereksinimli bireylerin anneleriyle ilgili bir toplantı, 1200 kişilik bir salon. Orada 1200'ün üzerinde çok daha fazla kadınımız katıldı. Ve kıyaslayın, anahtar teslim törenlerinde AK Parti'nin o kadar kişi yoktu. Ve bir gazetemizde teşekkür ediyorum, bu farkı kıyaslamış. Geliyor gelmekte olan, yani şu anda Sayın Genel Başkan Yardımcım, Kayseri'de Millet İttifakı birinci sırada, Millet İttifakı'nın içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi açık ara birinci sırada. Evet. Ve özeti budur. Yani üstünlükte, moralde, çalışmada, motivasyonda, genel merkezimizin Kayseri'ye verdiği değerde, önemde, önümüzdeki dönem çok daha farklı olacak. Kayseri bir yıl daha, en geç vaktinde seçilecekse bir yıl daha sabreylesin. Her şey çok daha güzel olacak. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ben o zaman şimdi yapılan etkinliklerde bahsedeyim. Yaklaşık iki ay sonra yine çok güzel bir etkinliğimiz olacak. Onun duyurusunu daha sonra yapacağım. Onun da müjdesini Kayseri'li vatandaşlarımıza vermek istedim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, heyetimizdeki arkadaşlarımız, bir daha söyleyeyim. Metin İlhan, Doktor Metin İlhan Kırşehir milletvekilimiz. Ali Kemen Yozgat milletvekilimiz. Çetin Arık Bey Kayseri vekilimiz ve il başkanımız. Hadi bakalım.